adeta sıfır rakamı gibiyim. Ya zaten bunu kabullenmişsin. Bak, niçinde iki tane sıfır var. Evet Refik. Ya Refik. Refik seni kınıyorum. Refik seni kınıyorum. Bu bir dert değil. Yani milletin derdini ben niye dinliyorum sorusunu. Ben hemen Ulaştırma Bakanlığı'nı arayın oğlum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dertlere hemen ve çarçabuk derman bulabiliyoruz. Bir derdimiz daha var. Gerçekten beni alt üst etti diyelim. Özür dilerim. Evet, bunu da hallettik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani dermansız dert yok. Ya buna nasıl bir çözüm bularız, bu derdi nasıl çözeriz diye teklemedik maşallah. Pat 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 gidiyoruz. Çünkü ne demişler? Evet, onu aklıma gelince söyleyeceğim. Dertler benim olsun çalıyorum. O kadar adapte olmuşum bak konuya. Sabahki tweetim yine yürümüş ya. Evet, Cem Yılmaz'ın abisinden tost göndermesi. Evet, 1, 2, 3 bir şey değil. Kayıttayız. Ha, kayıtta mısınız? Merhaba arkadaşlar. Kafa TV'nin yepyeni ve bomba gibi gelen programı... Neydi oğlum program? Dert dinleme konsepti üzerine bir program yaptı arkadaşlar. Dertlerinizi dinliyoruz, derman oluyoruz. Ne kadar derman oluruz o konuda şüpheliyim. Ama yine de şu anda kameranın karşısında, sizlerin karşısında. Konuşabilsem daha güzel olacak. Hayatım, bir şeye gerek yok efekte. Uykum gelince uyuyamıyorum. Hemen Zafer Algöz'ün bir kitabını alsın. Zafer Algöz'ün kitabını okumaya başlasın. Zaten ikinci sayfada büyük ihtimalle horul horul uyuyacaktır. Deliksiz bir uyku için ben Zafer Algöz'ün kitaplarını öneriyorum. Net bir dert söylemiş. Unutamıyorum. Bir iki tane cevabım olacak. Unut. Bir numaralı kaidemiz unutmak olmalı ve her zaman ileriye bakmak olmalı. Günde 250 defa unutmak istiyorum, unutmak istiyorum, unutmak istiyorum diye kendini telkin etmeli. Bunu sabah, öğlen, akşam 250, 250, 250 şeklinde yaparsan, günde 750 defa unutamıyorum dersen zaten başka bir işi yapamayacağından dolayı konuyu da unutmuş olursun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dertlere hemen ve çarçabuk derman bulabiliyoruz. Bir derdimiz daha var. Gerçekten beni alt üst etti diyelim. Gerçekten beni allak bullak etti. Özür dilerim. Çünkü yani bu kadar zamanda işte dert dinledik. Ben böylesine hiç rast gelmedim. Son bir iki yıldır yerinde sayması ve ilerleme kaydedememesi Kore ve dünya müzik sektörü için önemli problemler doğurabilir. Ne olacak abi? Derdimize bir çözüm. Evet Refik. Refik'cim, ya Refik, bir şey söyleyeceğim sana. Hakikaten ciddi misin? Ne Kore'si, ne Popo. Milletin canı yanmış, deli dana gibi ortada geziyor. Sen çıkmış Kore ve müzik sektörü falan diyorsun ya. Refik seni kınıyorum. Refik seni kınıyorum, bu bir dert değil. Bu bir dert olmadığı gibi, bu dertmiş gibi sağda solda da bunu kimseye söyleme. Seni döverler Refik. Şuraya bak. Ya sana ne Kore müzik sektöründe? Ya desen ki müzik sektöründeki tefçiler zor durumda desem ona bile bir lafım var ama Kore popunun son bir iki yıldır yerinde sayması gerçekten yürekleri dağılıyor. Yapma eskirsin abi, ne derdin var da milletin derdini dinliyorsun. Evet, işte aslında bu arkadaşımız benim dile gelmiş halim. Yani milletin derdini ben niye dinliyorum sorusunu şu anda ben de yeni aydım. Nasıl düzelecek bu Fener'in hali? Düzelmez kardeş. Düzelmesi yönünde bir heyecan yapma. Bugün değilse yarın diye böyle bir içinde bir heves olmasın. Ben 54 yaşındayım. Yaklaşık 45 senedir Fenerbahçeliyim. Pek düzelmedi. Ama bunu çok dert etme. Hayatta başka güzel dertler var. Manchester United'ı tutabilirsiniz mesela. Daha biraz daha keyifli. Ya da Bochum, Dortmund. Düzelir inşallah. Evet, bunu da hallettik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani dermansız dert yok. Ya buna nasıl bir çözüm bularız? Bu derdi nasıl çözeriz diye beklemedik maşallah. Pat 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 gidiyoruz. Çünkü ne demişler? Evet, onu aklıma gelince söyleyeceğim. Allah dert verip de derman aratmasın. Sorumlu adam çift sıfır nikiyle
derdini söylemesine bile gerek yok. Her giriştiğim şeyde batırıyorum. Zaten cevabı burada. Her şeye girişme. Her şeye niye girişiyorsun? Bir şeye odaklan. Kuru yemişçi atıyorsun, ayakkabı boyacısı açıyorsun, duvarcı ustası olmaya çalışıyorsun, taksi şoförü olmaya çalışıyorsun. Bir işe odaklan. Bunu hallettik. Hayatta adeta sıfır rakamı gibiyim. Ya zaten bunu kabullenmişsin. Bak, niçinde iki tane sıfır var. Niçinde iki tane sıfır olan adam, niçinde sorunlu adam, çift sıfır olan bir adam adeta sıfır gibiyim demez. Yapma şunu ya. Herkesin çevresindeki en basit şeye bile yeteneği olmayan o insanım. Ya bu hiç yabancı gelmedi ha. Bu odada bile olabilir. Bu fake bir şeye benziyor ama yine de cevaplayalım tabii. Bütün bunların içerisinde artı puan olarak espri yeteneğim var. Ama o da sıkıyor insanları. Ben kendimi herhangi bir konuda yetenekli demek istiyorum. De, göster bakalım hünerini demedikleri müddetçe sen de istediğini söyleyebilirsin. Tam o aşamaya geldiğinde ortalıktan kaybolmak şartıyla. Mesela diyeceksin ki ben 100 metreyi 9.76 da koşarım. Aa öyle mi? Evet dersin. Hadi koş dedikleri zaman ne öldü mü deyip telefonla konuşup uzaklaşman lazım. Kendine yetenekli demekte bir sorun yok yani. Bunu tartışmaya açma sadece. Yine büyük bir dert. Yani bu hakikaten insanların çok büyük dertleri var. Benim derdim Can Hocam İstanbul'dan İzmir'e vapur olmaması. Kimsenin aklına gelmez mi? Üstelik çok da güzel rotası var. Ben hemen Ulaştırma Bakanlığı'nı arayın oğlum. Ulaştırma Bakanlığı'nı arayın. Hemen İzmir'den İstanbul'dan İzmir'e bir arabalı mı olsun Sami? Yoksa ya sadece yolcu mu olsun? Onu yazmamışsın çünkü. Bunu hemen Ulaştırma Bakanlığı'na bildiriyoruz. Belki de belediyeyle bir işbirliği içinde bu konuyu hallederler. Gerçekten İstanbul'dan İzmir'e bir feribot olması dert... Neyse. Evet, Candaş Tolga kardeşimizden bir şey geldi. Candaş Tolga bizim Candaş Tolga olsa gerek. Çünkü fotoğrafta pişkin pişkin sırıtıyor. Candaş Tolga diyor ki, Can Bey dergiye 12 bin lira elektrik faturası geldi. Bunu 2 bin liraya nasıl indirebiliriz? Küçülerek yapabilirsiniz. Mesela şu odadan yaklaşık 9 kişiye teşekkür edersen Candaş'ım. Bir de ışıkları kapatırsan, daha küçük bir yere geçersen 2 bin liraya iner. 12 bin lira mı geldi size? Dokunmaz abi, ne olacak size? Bizim gibi fukaraya Allah acısın. Ne kadar geldi abi? 4 bin lira. 4 bin lira abi. Bizde bir şey yok. 2 tane laptop var. Cem Almalı. Ben Almanya'dayım. Ne güzel. Zaten şu andan itibaren bana herhangi bir dert söyleyemezsin. Yani ben Almanya'dayım dedikten sonra abi benim de şu derdim var demen hiçbir şeyi benim için ifade etmiyor. Ben Almanya'dayım. Almanca öğrenemiyorum. Evet. Müthiş. Almanca öğrenmek için yapacağın çok basit şeyler var. Mesela Almanca öğrenmeye çalışmak. Bunu yaparsan büyük ihtimalle Almanca öğreneceğin için derdin kalmayacak. Almanya'dayım diyor ve dert... Cem. Almanya'dayım dedikten sonra derdin şu olabilir. Abi 100 euro ile gittim, 2 sepet doldurabildim markete. Allah dert verip derman aratmasın. Memleketin yarısını ilgilendiren bir. Buna çözüm bulduğumuz andan itibaren bambaşka bir Türkiye'ye uyanabiliriz. Bora Muslugil arkadaşımız demiş ki, Can Hocam, Bats Hu Ayı artık bir maçta hat-trick yapsın. Beşiktaş'ın futbolcusu mu? Ben bu akşam kendisiyle buluşacağım. Buradan kaç gibi gideriz Batu Ayı'nın evine? 7 gibi orada oluruz derim ben ona. Yani, tabii bunu sadece Batu Ayı'ya söylemek gerekmiyor. Olmaz. Yanındaki oyunculara da yani ona çalışın. Yanlardan top atın, pas verin dememiz lazım. Rakip takıma da ya bir salın da adam hat-trick yapsın. Olsun, inşallah olur kardeş. Yani ne yapalım? Paşalı Fatih'ten sevgiler, saygılar Can Hocam. Teşekkür ederiz. El alemin derdi bizi mi gerdi demeden böyle bir içerik yaptığınız için teşekkür ediyorum. Çok güldüğümde öksürük krizine giriyorum. Bunu nasıl aşarım? Bizi seyretmeye başlamadan evvel bir fincana papatya çayı yapıyorsun. İçine de bir tarçın atıyorsun. Bizi seyrederken her ben çıktığımda bir yudum, minik bir yudum alıyorsun. O boğazı yumuşatır, böylece gıcık yapmaz. Ben komik şeyler söylediğim zaman da gülme krizi gelmez. Gördüğünüz gibi bizde yok yok. Büyük bir dertle baş başayız. Yani benim şu anda gerçekten tüylerim diken diken oldu. Acaba bu derdi sizinle paylaşsam mı, paylaşmasam mı? Gerçekten bence bunu bir kapatalım, yayını konuşalım üzerinde. Paylaşalım mı, paylaşmayalım mı? Ama bence paylaşalım. Şerafettin Alt-Tire Şahin 0 diyor ki, Konya'da bir gösteriniz olmadı. Bu dert hepimizin derdi.
Konya'da bir gösterimizin olmasını biz de istiyoruz. Hatta sıkışık programımız olması nedeniyle illeri böyle belli bir sıraya, belli bir düzene koyuyoruz. İşte bir yere gidildiği zaman o bölgeyi halledip çıkmak, bir bölgeyi halledip çıkmak gibi. Konya'ya da inşallah geleceğiz. Bu bir dert değil, bu bir keyif. Teşekkür ederiz ilginize. Sağ olun, var olun. Evet sevgili dostlar, bu kadar derdin arasında tabii senin hiç mi derdin yok diyenleri duyar gibiyim. Tabii ki her insan gibi benim de derdim var. Benim derdime de derman olmak isteyen arkadaşlarımız bu videonun altına bana yardımcı olmak adına birkaç kelam yazabilirler. Ben kurbağalama yüzemiyorum. Yani kurbağalama yüzemiyorum. Yaklaşık 40 yıldır falan bunu deniyorum. Her türlü suda denedim. Tatlı su, tuzlu su, nehir, göl, açık deniz, her yerde denedim. Kurbağalama yüzemiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Yani bunu da bir böyle 60 yaşına gelmeden yapmak istiyorum. Nasıl yardımcı olursunuz? Benim de derdim bu. Onlarca derde derman olduk. Kafa TV'nin dertlerinize derman olalım konseptli yeni programına konuğu bendim. İnşallah faydalı olmuşumdur. Benden sonraki konukların sizin dertlerinize, sorunlarınıza daha derinlemesine çözümler bulacağına eminim. Bir laf vardır bilirsiniz, çok sevdiğim. Adım Hıdır, elimden gelen budur. Yani aslında oraya başka bir şey de bulunabilmiş. Çünkü Hıdır, budur yani çok uymuyor. Bir de benim R harfinden dolayı problemli. Kafa TV'nin YouTube kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Çana basın, ilk sizi uyandıralım. Başlıyor diye bir heyecan sarsın içinize. Sonuç olarak kanala abone olursanız iyi olur. Teşekkür ederiz. Bravo. Koray. Abi teşekkür ederim. Abi ben gidiyorum.